Toz akarları yani mitler yaklaşık 0,1 ila 0,4 milimetre boyutlarında olan ve gözle göremediğimiz, tespit edemediğimiz eklem bacaklardır. Alerjiye neden olan yapıları bazı özel proteinlerdir. Toz akarlarının dışkılarında, salgılarında, yumurtalarında, hatta ölü vücutlarında bile insanlara bu alerji yapan protein benzerindeki yapılar geçebilir. Bunlara biz ev ortamında, özellikle kumaş yüzeylerde, nerelerde olabilir bunlar? İşte kilimler, halılar, battaniyeler, yastıklar, şilteler, bunlar da rastlanılabilir. Ve dolayısıyla bunlar toz akarlarının alerjisinin en yaygın belirtileri, işte astım, egzema, burun akıntısı, gözlerde ve ciltlerde ya da burunda kaşıntılar, ayrıca deri döküntüleri, hırıltı, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri vardır bunların. Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bunlarla buharlı, sıcak buharla mücadele ettiğimizde ve bu bahsettiğim malzemeleri 60 santigrat derece üzerinde yıkandığında bunlardan kurtulma şansımız var. Daha çok karanlık, nemli yerleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla bizim evi havalandırmamız gerekir. En çok ne zaman ortaya çıkıyorlar? Yaz başlarında artık bunlar üremeye başlıyorlar ve sonbahara doğru sayıları pik yapıyor. Bunlardan daha çok çocuklar etkilendiği için evi havalandırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da görüntüde gördüğünüz gibi daha çok kumaş yapılar üzerinde on binlercesini görebilirsiniz. Dolayısıyla bunlardan kurtulmak çok da mümkün görünmüyor. Eğer ortamı havalandırmazsanız ve sıcak buharla bunlarla mücadele etmezseniz alerjiye sebebiyet verebilir. Özellikle küçük çocukların bulunduğu ortamlara çok dikkat etmek gerekir diyorum. Ve bazı türleri de insan derisi altında da yaşayabiliyorlar. Bunlar da yine bir takım alerjilere sebebiyet verebiliyorlar. Kızarıklıklar, çok ciddi lezyonlara sebebiyet verebiliyorlar deri üzerinde. Genel yapılarına baktığınız zaman bunlardan 8 bacaklıdırlar. Genelde deri döküntüleriyle besleniyorlar. Evet, insanların deri döküntüleriyle besleniyorlar. Daha çok işte ciddi alerjilere sebebiyet verebiliyorlar. O verdiklerini söylemiştik. Evet. Çok farklı yapıları var. Yapılarda canlılar. Böyle.